Çok az, çok az. Bu ile. Kedileri seviyorum. Onu sonra söylerim. Hocam biz bu şeyleri bilmiyoruz. İnsan da bir hayvan. Çok üzüldüm. Ne var? Beyinsel olarak ne var onlarda? Hemen hemen şu devirde hiç farkı yok. Yediği kabuğu pislemiyor. Dur cevap vereceğim. Hayvanlar daha önemli benim için. Hayvan çevreyi temiz tutar. İnsan konuşan hayvandır. Sen bir köpeğe hoş desen kaçar. Erkeğe de hoş desen kaçıyor. Dıkları yeri katlederler. İnsanlar şimdi değişti. Bir fark olduğunu düşünmüyorum çok. Ay döndüz. İnsanlardan daha iyi. Bu kadar mı? Daha sorun anlatayım ben. Hayvanlar insanlardan daha insan. Suriyeli konuşamıyor. Bir hayvan etmez. Kültür seviyesi. Merhamet. Televizyona çıkacak mıyım? Konuşmak. Düşüncelerin olması. Sevmeyebiliriz hayvanı. Hayvanla insan arasındaki fark nedir? Hayvanla insanlar tehlikelidir, zararlıdır. Hayvanlarsa masumdur. Seviyorsunuz hayvanları? Çok. En çok sevdiğiniz tür hangisi neydi? Kedileri seviyorum. Kedileri. Var ama öldü. Çok üzüldüm. Öldü. Şu an köpeğim var. Rottweiler. He, 2 aylık. Ay çok tehlikeli. 2 aylık ama yırtıcı, böyle saldırıyor şimdiden. Büyüyünce ne yapacağım bilmiyorum. Kifat nedir? Onu sonra söylerim ben. Hocam biz bu şeyleri bilmiyoruz. Tür farkı, yani insanda bir hayvan. Başka? Yani insan hayvan türü. Bu dini mi düşüneyim? Hayvanla insanın farkı, insanda akıl vardır. Hayvanda içgüdüsel hareket eder. Başka? Başka nedir? Daha sadıktır bazı hayvanlar. Ya ama bizim gibi düşünüp hareket etmiyorlar. Ne var? Beyinsel olarak ne var onlarda? Fark ne? İnsanla hayvan arasındaki fark odur. Yani biri akıllı düşünür, birisi de içgüdüsel hareket eder. Evet evet, bana zarar vermez. Belki de korur beni. Tabii. Değil mi? Hayvanla insanın farkı. Hemen hemen şu devirde hiç farkı yok. Konuşmaması. Konuşmaması. Aynen. Aynen abi, konuşmaması. Fikri yok mesela. Yediği kabuğu pislemiyor. Başka bir farkımız ne var? Yani daha duygusal. Daha sadık. Doğayı... Yani insanlar gibi katletmiyor. Dur cevap vereceğim. Ay çok iyi bir cevabım vardı ama şu an gelmiyor aklıma. Değil mi? Tutuldum. Yani hayvanlar karşılıksız seviyorlar. Yani hani çok menfaat çıkar gütmeden seviyor. Yani sevgi alışverişinde bir çıkar yok. İnsanda yok mu? Her ilişkide, her sevgide değil. Yani şöyle sevgi demeyelim de, yani her ilişki saf sevgi üzerine kurulu değil. Muhakkak çıkar ve onun üzerine duygular inşa edilebiliyor diye düşünüyorum bazen. Tamam. İnsanla hayvanın farkı, yani insanlar, hayvanlar daha önemli benim için. İnsanları tanıdıktan sonra değer veriyorsun hayvanlara. Hayvanla insan arasındaki fark, hayvan çevreyi temiz tutar, insan temiz tutmaz. Vallahi yurttaşım şeyde okuldayken diyordular, insan konuşan hayvandır. Bazıları diyordu insan akıllı hayvandır. Hayvanla insanın arasındaki aradaki fark yoktur abi. Yoktur. Niye yok? Abi ikisi de canlı. Yani ikisi de düşünüyor yani. Şimdi sen bir köpeğe hoş desen kaçar. Erkeğe de hoş desen kaçıyor. Aynı şey abi. Hayvanlar virüs değil ama insanlar virüs. Yani en azından virüs gibi yaşarlar. Yaşadıkları yeri katlederler. Ama hiçbir hayvan bunu yapmaz. Kıyafet giyerler. Kıyafet. Hangisi giyiyor kıyafeti? Hayvan mı insan? İnsan giyiyor. Bir şey söyleyeyim. Neden? Ne bileyim, insanlar şimdi değişti. İkisi arasında bir fark olduğunu düşünmüyorum çok fazla. Neden? Her ikisinde duyguları var. Her ikisi de yaşamayı hak ettiğini düşünüyorum. Ve hayvanlara son zamanlarda çok değer verilmediğini düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Ne düşünüyorsun?
Yani insanlar... Hayır hayır. İnsanlara nasıl davranılıyorsa hayvanlara da öyle davranılmalı. Onlar da bir canlı sonuçta. Onların da duyguları var. Bitkiler gibi. Kısa biliyoruz. Onu Türkçe bilmiyorum. Ben de sadece çok biraz biliyorum. Biraz biliyorsun. Çok az, çok az. Bu ile. Sen de bilmiyor musun? Don't speak. Türkçe konuşuyor. Allah-u Teala öyle bir özellik vermiş ki hayvanın ayrı bir özelliği var, insanın ayrı bir özelliği var. Keşke insanlar da bu hayvanlardan bazılarından esinlenerek bir terbiye, bir öğüt alırsa birbirlerine karşı daha saygılı, daha güzel, daha mantıklı davranır. Bazı hayvanlar insanlardan daha iyidir. Düşünmeleri. Hangisi düşünüyor bu? İnsanlar düşünüyor. Bence de öyle. Kopya çekme şimdi. Yani akıllarının daha çok çalışması insanların, hayvanlara göre. Daha çok düşünebilmeleri yine. Hep derler ya, düşüncesi aklı derler. Odur herhalde ama hayvanlar biraz daha mülayimler insanlara göre. Tabii biraz da felsefe yapalım şimdi. İnsanlar kendi nesline durduk yere zarar veren tek canlı herhalde. Öyle düşünüyorum. Var mı başka sormak istediğiniz? Bu kadar mı? Daha sorun anlatayım ben. Sabaha kadar konuşurum. Hayvanla insanı ayıran tek şey aklıdır yani abi, öyle söyleyeyim. Hayvanlar daha insan abi. Hayvanlar insanlardan daha insan. Ben kalsın abi ben de. Suriyeli konuşamıyor. Aslında çok değişen bir şey yok. Çünkü insanlar da bazen çok anlamsız ve ifadesiz olabiliyorlar ama bilmiyorum yani, insanların akıl gücü var ve bu gücü kullanarak hareket ediyorlar. Hayvanlarsa çoğu şeyi eğitim olmadan yapamıyor. Aslında biraz çağdaşıyor. Yani bilmiyorum. İnsanlarda akıl var. Hayvanda yok. Bu büyük akıl iradesi var abi insanların. Hayvanlardan ayıran özellik. İnsan yani sonuçta. Tamam. En önemli varlık. Başka bir fikriniz var mı? Başka bir fikrim. Abi ben sana söyleyeyim, bazı insanlar bir hayvan etmez. Bu kadar büyük söyleyeyim sana. Öyle bir şeyde yaşıyoruz yani. Akıldır herhalde. Hayvanla insanın farkı. Bunu anlamanın en basit yöntemi insan. Hani nereden geldiği, nerede yaşadığı, kültür seviyesi, neler gördüğü ve eğitim seviyesi. İnsanların beynini kullanabilmesi, hayvanların kullanamaması. Akıllı olması yani. Hangisi akıllı? Köpekler. Valla insanlar konuşa konuşa anlaşıyorlar herhalde. Hayvanlar da bakışa bakışa anlaşıyorlar. Öyle değil. Merhamet. Hayvanlardan kötüyüz maalesef ki. Maalesef ki hayvanlar yapmaz insanların yaptığını. Ne yazık ki. Hayvanla insan arasındaki fark. Hayvan konuşamıyor, insan konuşuyor. Bu geldi aklıma. Başka? Hayvan daha duygusal, insan duygusal diye. Televizyona çıkacak mıyım? Çıkacaksınız. Eyvah. Başka? Hayvanlar daha masum. İnsanlar daha vahşi. Bu kadar. İnsanlar aslında düşünebilen hayvanlar değil mi? Yani bence en büyük fark onların düşünememesi ve bizim düşünebilmemiz. İnsanla hayvan arasındaki fark basit bir şey ama ya, yani biri düşünen, biri düşünmeyen, kendi şeyle, içgüdüleriyle hareket eden bir varlık diyeyim. Bir fark daha istesek sizden. Konuşmak. Yani düşünebilmesi, insanın hayvana göre düşüncelerinin olması. Başka iyi bir iradesinin olması hayvana göre. Bir iradeye sahip olması. Böyle. İnsan etkileşim içindeler. Hani onlar biraz daha yakınlaşma, hani düşünebilmeleri, konuşabilmeleri, hani belli bir aktiviteleri yapamaları. Ama hayvanda öyle bir şey yok. Hani sadece yaşamak için hani yaşıyorlar. O şekilde. Aynen. Yaşamayacağız. Şimdi ikisi de canlı. Allah yaratırken canlıları hepsi birdir. Bir tek insan bir tık yukarıda. Niye? Onlara akıl ve fikir verdim diyor Allah. Ama bu demek değil ki ben aklımı hayvanlara eziyet edeyim. Bu hakkı kimse kimseye veremez. Kendinde de bulamaz. Onun için beraber yaşadığımız bu dünyada sevmeyebiliriz hayvanı. Hoş karşılamayabiliriz ama
beraber olmak zorundayız. Ne demek? Hayvanı sevmiyor. Yok ya. Sen kimsin? Ben mesela evimde hayvan beslemiyorum. Doğru. Ama ben beslemiyorum diye komşum besliyorsa saygı duyarım. Ha çok rahatsız edici bir şey olursa tabii ki ben yöneticilik yapıyorum. Tepki veririm. Ama yok. Hakikaten insan gibi bakıyorsa, yani hayvana gereken ilgiyi, alakayı beslenmeye veriyorsa başımın üstünde yeri var. Ama bir şeyleri gösterici yapılar var. Mesela bu pitbull köpekleri falan. Burada birkaç kere kavga ettirdiler, saldırdılar sağa sola. Allah korusun. Bakıyorsun gençlerin elinde. Ama bakıyorum hanımlar köpeklerle geziyorlar, kedilerle, güzel bir şey. Doğayla beraber. Zaten hep beraberiz.